Ve asgari ücretle bir insanların geçinebileceğine asla inancım yok. Maaşlar aynı durmuş ama ev kirası, bilmiyorum, araba kirası, her şey çok yüksek. Şunu da açıklamak istiyorum. Açlık sınırının olmasının en büyük sebebi cahillikten gelir. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye'deki açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Açıklanan verilere göre Türkiye'deki yoksulluk sınırı 9.931 TL ve açlık sınırı ise 4 kişilik bir ailenin 3.049 TL olarak açıklandı. Bizler de vatandaşlara bu konuyla ilgili sorular sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Var olan da var, olmayan da gerçekten yok yani. Ya ben etrafıma baktığım zaman insanlar, yani çevremde konuştuğum zaman gerçekten, hani derler ya, ucu ucuna yetiştiriyoruz diye. O şekilde. Zaten şu anda ortalık düzeni de, yani ben insan ayırmıyorum. Mutlaka bizim başımıza da gelebilir. Mültecilerin Türkiye'de olması nasıl oldu biliyor musun? Bizim vatandaşımız için sanki 10 kat fazla açlık sınırına indirdi yani. Onun için bence doğru söylemiş yani. Çalışan kesimin bu verilerin çok gerisinde kaldığını biliyorum. Yani açlık sınırının 3.900 lira değil de en az 5.000 lira olması gerekiyor. Yani yoksulluk sınırı için bir şey söyleyemem. Ama açlık sınırının yetersiz olduğunu düşünüyorum. Peki sizce bu nasıl düzeltilebilir Türkiye'de? Bu nasıl düzeltilebilir? Çok kapsamlı bir iş bu iş. Sivil toplum örgütlerinin, sendikaların, işverenlerin katılımıyla ancak çözülebilir. Yani devletin bu konuda, yani devleti yönetenlerin bu konuda doğru adım attıklarını düşünmüyorum. Öyle olsaydı zaten asgari ücret 3.000 lira olmazdı. İnsanların çektiği ekonomik sıkıntılar karşısında en azından bu kadar duyarsız kalmazdı diye düşünüyorum. Şu anda ben açlık sınırında olanı düşünmüyorum. Şu anda bir cep telefonu var. En fakirinin cebinde cep telefonu var. 5.000 lira, 6.000 lira. Herkes evinde bir araba var. Eskiden at vardı. Şimdi de araba var. Fakirlik yok ya şu anda. Bir asgari ücret 3.000 küsur lira olmuş. Çocuk parasıyla şundan bunu 4.000 lira alıyor abi. Adam geçiriyor. Açlık diye Türkiye'de bir şey yoktur. Doğru değil açıklamaları da. Yapacak bir şey yok. Yani iyi bir açıklama, yani doğru bir şey değil. Hesaplamalar doğru değil. Neden doğru olmadığını düşünüyorsunuz? Daha yüksek diye tahmin ediyorum. Yani bunların açıklamalar doğru değil. Siz ne kadar olduğunu düşünüyorsunuz? 6 lira falan istiyorum. Açlık mı yoksulluk mu? Açlık sınırı 6 lira olması lazım yani. Yoksulluk daha pahalı olur. Vallahi ben bu konuyla, ben konuşursam beni kesin cezaevine alırlar. Ben konuşmayayım. Neden böyle düşünüyorsunuz? Görünen köy kılavuz istemez. Konuşan içeride. Yani yoksulluk sınırı belki biraz yüksek olabilir ama tabii ki şu anki enflasyon yüksek işin gerçeği. Yani şu an ortalama geçim sınırı 5.000 civarında. Benim düşüncem bu şekilde. Peki sizler açıklanan verilerle ilgili neler düşünüyorsunuz? Yani veriler yani biraz yüksek geldi bana işin gerçeği yani. Yani o rakamlar yüksek. Yani 5.000 lira bir geçim için yeterli. Yani açlık sınırı 3.000 mi dediniz? 3.000 yani aç kalmaz yani 3.000 lirayla insan ama tabii 5.000 lirayla normal geçinir. Şimdi bizim de ailemiz 4 kişilik ve babamla annem yüksek mühendis. İkisi de yani eve toplam 21.000 lira maaş giriyor. Ve ona rağmen biz geçen ay sadece 25 lira elimizde para kaldı. Ya ve bir asgari ücretle bir insanların geçinebileceğine asla inancım yok. Tabii ki de bu konu hakkında özgür düşüncelerimizi ifade edemiyoruz. Yani malum ülkemiz şartlarında. İnsanlara Allah'tan sadece yardım dileyebiliyorum. Başka da hiçbir şey diyemiyorum. Ben öyle düşünüyorum ki ben 2019 Türkiye'ye geldim bir defa. Şimdi 2 seneden sonra geldim. Her şey çok pahalı olmuş. Ve bence hayat çok zor olmuş burada. İnsanlar çok fazla o şeyler istiyorlar almak olmuyor. Çünkü neden? Maaşlar aynı durmuş ama ev kirası, bilmiyorum, araba kirası, her şey çok yüksek. Bence ben Amerika'dan geliyorum. Ben dolar ile geliyorum. Benim için hiç fark etmez. Benim için çok rahat. Ama insanlar için burada çok zor. Ve bu çok üzücü. Umarım ki bir gün bunu düzelseler, bir güzel şeyler yapsalar. Ben zaten ama Türkiye'yi ben çok seviyorum ve umarım ki bu durum
iyice düzelsin. Güzel bir ülke. Bununla ilgili 50 yaş üstü abilere öncelikle şunu söylemek istiyorum. Biraz artık düşünmeleri gerektiğini düşünüyorum. Nedeni de bir önceki döneme baktığımızda 2010 hatta 2015 seçimleri, 2016 seçimlerine baktığımızda biraz daha hani açlıkla değil de biraz mantıkla yürüseydik şu an açlığı çekmezdik. Şu an mantıkla yürümediğimiz için bu haldeyiz. Yani duruma bakıyorsunuz, açlık sınırlarını geçtik. Bugün dolar olmuş 8.88, az önce baktım. Az önce bir çeyrek bozduracağım. Nereden baksanız 800 lira. Yani açlık sınırı derken Suriye sorunu, ayrıyetten Afgan sorunu. Zaten ülkemizde açlık sınırı vardı. 10 milyona yakın işsiz var. İnsanlar iş bulamıyor, sorun yaşıyoruz. Bak bugün ben yeni evlendim. Bir düğün yaptım. Gerçekten de zar zor yaptım bu düğünü. Hadi yaptık, yani yapamayanı düşünün bir de. Yani biz hani çalışabiliyoruz, bir şekilde toparlayabiliyoruz kendimizi. Bir de öyle düşünün. Ben şöyle demek istiyorum. Yani biraz artık liyakatın gelmez durumu olması lazım. Biraz da devletimizin artık bazı şeyleri düşünmesi lazım. Sadece cebe değil de biraz da artık halka demeleri lazım. Burada çok büyük bir yanlış dönüyor. Çünkü oranlara baktığın zaman, geçen senenin oranlarına bakıyorum. Hatta 3 senenin önceki oranlarına gidelim. Ben siyaseti seven bir insanım ama siyaset artık başka bir ellerde. Yani bir tür İslam'ı kullanarak, bir tür dini kullanarak, bir tür insanları böyle artık nasıl söyleyeyim, o yobazlık hale getirerek bu hale getirdiler. Şu an insanların çoğu cahil durumda. 20 sene önceden korkuluyordu. Nedeni 20 sene önceden korkmanın sebebi 20 yaşına gelen şu anki gençler Z kuşağı. Ve her şeyin farkındalar. Zannediyorlar ki Z kuşağı hiçbir şey bilmiyor. Hiçbir şey bilmiyor ama her şeyin farkındalar. Şunu da açıklamak istiyorum. Açlık sınırının olmasının en büyük sebebi cahillikten gelir. Çünkü biz ülke olarak bugün Almanya bizi kıskanıyor. Yok işte Yunanistan bizi kıskanıyor. Yok başka ülkeler, Avrupa ülkeleri bizi kıskanıyor. Bunların hepsi yalan. Ben birçok ülkenin bazı yerlerine de gittim, gördüm. Kendi gözümle de gördüm. Yani kimsenin bizi kıskandığı yok. Daha çok bize gülüyorlar. Bu da bizim işte ne yazık ki 50 yaş üstündeki abilerimize, saygımdan öteyi söylüyorum bunu da, gerçekten düşünmeleri lazım.